Burada emlak tarafına da bakalım. Bunları niye özellikle anlatıyoruz? Haftalık bazda şimdi hisseler tarafında STP'nin üzerinde kalan fiyatın STP yukarı yönünü kesmiş olduğu grafikler tarafında aslında emlak, OYAKC gibi gruplar bizlere bunları Çimento ve GYO tarafındaki bu hareketler sektörel bazdaki değişimlerle bunları daha önceden sentiment tarafında bizlere göstermişti. O nedenle de bunları iletmek istedim. Emlak tarafına bakacak olursak burada evet belli bir süredir zaten mavi barlar devam ediyor. Mevcut bazda STP, fiyatın STP üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. İlk 10 listelerimizde de 3. sırada yer alıyor. Fiyat STP'nin üzerinde devam ediyor. Sentiment de aşağı yönlü bir eğilim görüyoruz ama hala 8.92 bir seviye, düşük bir seviye değil beğendiğimiz bir nokta. Bazen burada artık 9'lu 8'li seviyelerde yataylaşan hareketler görüyorsunuz. Burada da artık yavaş yavaş kâr satışlarının gelmiş olduğu, belli bir doygunluğa ulaşmış olduğu noktalar olabiliyor hisse grafikleri için. Dolayısıyla da burada hala olumsuz bir görüntü yok. Bugün bir kırmızı bar aldık. Bir sonraki günlerde durum ne olacak bir bakmak lazım. Ama zaten yatırımcısına bu fırsatları sunmuş olduğu kısımlar aslında geçtiğimiz haftada analizlerini incelemiştik yayında. Burada Temmuz başı itibariyle aslında STP'yi hatta 2 Temmuz itibariyle geçtiğimiz hafta Salı günü yukarı yönlü kesmişti. Ve burada güzel ve mutlu eden bir hareketi sergilemiş oldu diye söyleyebilirim. Hala burada o ilginin devam ettiğini görüyoruz. Onu da iletmek istedim.